Ben muhtemelen intro olarak burayı kullanmak istiyorum yani. Çok iyi. Harika ötesi. Müziklerle beraber size göstereceğim. Sonra müziklerin nasıl eklendiğini, sonra bunu ekran kaydınızı nasıl alındığını da göstereceğim arkadaşlar. Ben 3 tane müzik seçtim. İlk önce Kratos'ta, yani şu an başlayan şarkıyla başlamak istiyorum aslında. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta bir tane müzik oyunu buldum ve bu müzik oyununda kendimize çok çok mükemmel introlar yapabiliriz. İlk önce intro nedir ondan bahsedelim arkadaşlar. Intro videoların girişlerinde bulunan, yani ne olduğunu hakkında umarım doğru bilgi veriyorumdur. Yani sizin anlayacağınız dilden söylemek gerekirse, intro videoların başında, örnek veriyorum benim kendi videolarımda gördüğünüz gibi, bir spoiler, yani ilk başta birazdan yazılı bir özet geçiyoruz. Ondan sonra bir müzik ve Ali Asatmaz yazan bir yazı geliyor ve ondan sonra video başlıyor. Yani bunu ben intro olarak kullanıyorum ve size yeni, kendinize özgün, kimse sizden çalamayacağı introların nasıl yapacağını birazcık göstereceğim. Roblox'ta bir tane oyun buldum, daha doğrusu introyu nasıl yapacağını göstermekten ziyade Roblox'ta mükemmel bir oyun buldum. O oyunda kendi müziklerinizi falan ayarlayarak kendinize intro yapabilirsiniz, intro olarak kullanabilirsiniz. Bunu normalde, bu oyunu normal oynamak için yapıyorlar ama ben bunu intro olarak kullanmayı düşündüm ve mükemmel introlar çıkacak. Siz de birazdan göreceksiniz zaten. Hem oyunun linkini de bırakacağım bu arada. Videoyu atlamadan izlerseniz çok basit bir şekilde bunları nasıl kayda alacağınızı da, nasıl kullanacağınızı da çok basit bir şekilde göstereceğim hepinize arkadaşlar. Şöyle anlatalım o zaman. Oyunun linkini de bırakacağım. Oyuna yavaştan girelim. Oyunda biraz müzik sesi yüksek olabilir. O yüzden bakalım. Bu arada ufak bir videoya da başlamadan hatırlatma yapalım. Bu videoyu izliyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atıp, bu videonun yorum kısmından Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 250 Robux çekilişini de bedavaya katılabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hızlıca oyunumuza da girelim. Oyunumuzun adı Insanity. Insanity diye bir oyun arkadaşlar, bir müzik oyunu. Aslında bir oyun bile değil halbuki, ama bunu biz intro yapımı olarak da kullanabiliriz. Oyunun linkini dediğim gibi aşağıda bırakacağım size. Ben birkaç tane müzik ayarladım. Hepsini teker teker nasıl yapıldığını size atlamadan izlerseniz göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şöyle anlatalım. Ben burada ilk önce müziklerle beraber size göstereceğim. Ondan sonra müziklerle beraber size göstereceğim. Sonra müziklerin nasıl eklendiğini, sonra bunu ekran kaydınızı nasıl alındığını da göstereceğim arkadaşlar. Ben 3 tane müzik seçtim. İlk önce Kratos'ta, yani şu an başlayan şarkıyla başlamak istiyorum aslında. Bu şarkıyı genelde çok fazla insan biniyor. Şuraya arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz? Şuraya Enter the Music ID yazan yere, ID'leri de nasıl bulunduğunu anlatacağım bu arada. Müzik ID'mizi yazdığımızda o müziği bize önümüze getiriyor bu arada. İlk önce şöyle anlatalım, hemen anlayacaksınız zaten. Ve oyunda burada efektler de var arkadaşlar bu arada. Kendimize efektler de ekleyebiliyoruz. Örnek veriyorum. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered. Ben şu yeşil efekti çok sevdim mesela arkadaşlar. Cross out the ones who heard my cries and watched. Benim en sevdiğim efekt şu yeşil olan arkadaşlar. I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Mükemmel ötesi bence. O zaman şöyle bir bilgilendirme de yapalım. Araya girelim arkadaşlar. Ha, color efekt de varmış. Ha, bak buradan paralı bir şekilde renk efektini alabiliyormuşuz arkadaşlar bu arada. Why can't you just let me...
Şöyle ufak da bir bilgilendirme yapalım arkadaşlar. Burada Cooler Effect denen bir bu renk efekti değilmiş bu arada. Cooler Effect'miş. Arkadaşlar burada şu anda karakterimiz gördüğünüz gibi dans ediyor ve arkaya kendi müziklerimizi ekleyebiliyoruz. Buradan da dediğim gibi Cyber yani yeşil mod ve Hell yani kırmızı modda efektler yapabiliyoruz. Bunları çok basit bir şekilde videoda işte kendi videomuzu tam bu oyunu oynuyoruz biz ama bunun videosunu nasıl çekeriz? Bunu biz nasıl bir kayıt altına alırız? Onları da göstereceğim. Dediğim gibi buradan kendi efektlerinizi de geliştirebiliyorsunuz ve çoğu müzikte farklı şekilde dans ediyor. Crowdless şarkısı çok çok hızlı bir şarkı olduğu için biraz sıkıntı olacak yani. Çok hızlı dans ediyor yani. Bu belki hoşunuza gitmeyebilir. Ben 3 tane şarkı ayarladım. O 3 tane şarkıya da bakalım. Bir tanesi arkadaşlar Play With Fire denen bir şarkı var. Belki biliyorsunuzdur. Ya bu şarkı gayet güzel bir şarkı ve bu şarkının da tam neresinde intro yapılabilir? Ben biraz dinledim yani neresini kesebiliriz? Hangi mesela öneri olarak neyi tavsiye edersin? Mesela ben şurayı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Onu da gösterelim. Mesela burada da bu şarkının da linkini yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya giriyorum. Play With Fire geliyor arkadaşlar. Bunu da biraz daha yavaş dans edecek. Yani müzikle beraber dans ediyor. Dediğim gibi şuradaki halkaları da değiştirebiliyorsunuz. Evet, bence tam burası intro olabilir. Bence sen ötesi. Harika ötesi olduğunu düşünüyorum. Mükemmel. Mükemmel ötesi bence. Ve üçüncü son şarkımızda yani ben bu şarkıları biliyorsunuz bir sürü şarkı var. Ben sadece 3 tane kendime göre şarkı ayarladım ve onları göstermek istiyorum. Sonuncu şarkımızda Alan Walker'dan bir şarkı ayarladım arkadaşlar. Bunu hatta kendim için düşündüm. O yüzden ayarladım. Bunun telifsiz bir şeklinde bulacağım ve kendime yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Ondan sonra da nasıl yapacağını, nasıl kaydını alacağımızı bunları öğreteceğim arkadaşlar. Şuraya girelim. Bunu kendim için kullanmayı düşünüyorum. Biraz daha yavaş şarkı seçerseniz gördüğünüz gibi dansı ve arkadaki efektler biraz daha yavaş oluyor. Arkadaki şeyleri de değiştirebiliyoruz. Mükemmel ötesi ya. Gerçekten hasta oldum. Bu arada arkadaşlar beğenenler varsa like atmayı unutmayalım. Yorum kısmında bunu belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben hatta bu videonun neresini kullanacağımı da size göstereyim. Onu da göstereceğim size şimdi. Ben muhtemelen intro olarak burayı kullanmak istiyorum yani. Çok iyi. Harika ötesi. Evet. Bunu da buradan
çıkalım. Hemen bunların kaydını nasıl alacağımızı öğretelim arkadaşlar. Burada da bunu bir ara verelim. Bunların da nasıl kaydedeceğini, bu müzikleri nasıl ekleneceğinizi de öğreteyim arkadaşlar. Genelde herkes biliyordur ama yine bilmeyen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Roblox. Roblox'ta nasıl bu şarkıları ilk önce şarkıları nasıl bulacağımızı öğretelim. Ondan sonra da bunu video kaydına nasıl alacağımızı öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox'a girdiğinizde biliyorsunuz şu yukarıda Create yani Create, Create yazan yer var. Oraya tıkladığımızda arkadaşlar burada Library yani kütüphane denen bir bölüm var. Buraya tıklarsanız arkadaşlar buradan da audio yani sesler. Sesleri tıklarsanız buraya sevdiğiniz müziklerin isimlerini aratabilirsiniz. Örnek veriyorum herkesin bildiklerinden neler var. Mesela Imagine Dragon'dan Believer var. Mesela Believer yazdığımızda arkadaşlar. Mesela Believer, Imagine Dragon arkadaşlar. Bunu yazdığımızda arkadaşlar burada bu şarkıların şeylerini bulabilirsiniz. Hatta ben Nightcore'unkinde buldum şu anda gördüğünüz gibi. Bunları nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Bunların üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Bunların üzerine tıkladığımızda şurada bir kod var gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz numaralar bu şarkının kodları anlamına geliyor. Yani diyelim ki oyunda yazı yazılan yere girdiğinizde şuradaki sayıyı yazarsanız bu şarkıyı oraya eklemiş olursunuz ve oraya bastığınızda o şarkı orada çalar ve otomatik dans etmeye başlar karakteriniz veya herhangi bir şarkı. Buradan random bir tane şarkı bulduğunuzda arkadaşlar şöyle girdiğinizde buradan da gördüğünüz gibi bu şarkının da kodu farklı bir numara. Buradan da bu şarkının kodunu kullanıp orada kullanabilirsiniz. Peki bunu yaptık, şarkıyı girdik. Ne yaptık arkadaşlar? Şarkıyı bulduk, tamam. Okey. Oyunumuza girdik. Şarkıyı ekledik. Karakterimiz dans ediyor. Ve biz bunu nasıl kayda alacağız arkadaşlar? Bu da çok çok basit arkadaşlar. Hemen size hem bunu da kullanmayı birazcık öğreteyim. Arkadaşlar Streamlabs OBS. Yani OBS'nin başka programları da var. OBS arkadaşlar canlı yayın açmak için kullanılan bir program. İşte YouTube'da veya başka bir platformlarda canlı yayın açmanızı yarayan sağlayan bir program arkadaşlar. Bu programı indirirseniz hem bir video çekmenize sağlar hem üzerine üstlük video çektikten sonra işte canlı yayın yapmanızı sağlar. Görüntü kalitenizi sadece burada ayarlayabilirsiniz. Edit yapmadan gibisinden. Bunları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bu benim canlı yayın yaptığım ve videolarımı aldım. OBS programı. Buradan tıklayıp girdim. Burada neler yaparak o ekranı alıyoruz arkadaşlar? Çok basit. Arkadaşlar şuraya geldiğinizde gördüğünüz gibi kaynaklar bölümü var. Kaynaklar bölümünden artı tuşuna basarsanız arkadaşlar hem bunu canlı yayın yapmak isteyen arkadaşlar da bakabilirler. Burada ekran yakalama tuşu var arkadaşlar. Eğer buradan ekran yakalama tuşunu siz bu programa eklerseniz bu ekran yakalama ne işe yarar arkadaşlar onu ben anlatayım ilk önce. Şu ekran yakalamayı kaynak ekle olarak yaptığımızda arkadaşlar buradan ekle yaptığımızda buraya otomatik olarak giriyor. Şimdi bende olduğu için şurada gördüğünüz gibi bu zaten benim ekran yakalamam. Ekran yakalamayı eklediğinizde bu neye yarıyor? Şu gördüğünüzde arkadaşlar siz bu ekranda ne görürseniz videoyu da kaydını ona alır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ben burada sağ tıklarsam sağ görür. Veya oyuna girersem şu anda o daha deminki oyunda olduğumu farz edin arkadaşlar. O daha deminki oyundayken de bu program altta kalacak ve oranın kaydını alacak arkadaşlar. Yani orayı gösterecek. Siz onu görmeyeceksiniz ama o kaydını alacak. Bunda nasıl kayıt alıyoruz arkadaşlar onu da öğreteyim. Burada Rec tuşu var. Hatta şu anda kayıtta 12 dakika olmuş. Siz de bunu görebiliyorsunuz. Rec kayıt demek. Rekordun reki arkadaşlar. Bu tuşa bastığımızda otomatik olarak kaydımızı alır. Peki bu kaydımızda örnek veriyorum. Ben Nightcore'un bir müziğini yükledim. Ve bu müziği nasıl hani 2 dakikalık bir müzik. Ben intromu 15 saniye yapmak istiyorum. Veya şarkının ben belli bir kısmını almak istiyorum. Ben bunu nasıl yapabilirim? Örnek veriyorum arkadaşlar. Biz bunu aldık. Aldık diyelim. Ben şuradan da göstereceğim. Camtasia adlı programdan da bunu göstereceğim. Çok çok basit arkadaşlar. Herkesin yapabileceği seviyede. Hatta daha profesyonel yapacak arkadaşlar da var aramızda. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela videolar diyelim. Videolardan arkadaşlar diyelim ki şu videodan bahsedelim. Örnek veriyorum bu sizin klibiniz arkadaşlar. Daha demin çektiğimiz klibimiz mesela bu. Bu bayağı uzunmuş ama daha kısa bir şey bulsaydım keşke ya. Şuraya sürükleyelim arkadaşlar. Diyelim ki bizim şöyle bir daha demin 2 dakikalık bir video çektik diyelim. Bu şarkı ve dansımız var. Ve bu şarkıda bizim almamızı istediğimiz en önemli yer şurası diyelim arkadaşlar. Şuradan başlayıp şuraya kadar giden bir bölüm.
Yani intromda kullanmak istediğim yer şuradan başlayıp şuraya kadar giden bölüm. Yani buralar beni ilgilendirmiyor dediniz de arkadaşlar. Buradan mesela örnek veriyorum 50. saniyeden 1. dakikaya kadar ki bölüm benim intro'm olsun dediğinizde arkadaşlar buraya alıp CTRL-C, CTRL-V yaptığınızda yani kopyala yapıştır yaptığınızda bunu buradan ayırıyor arkadaşlar ve bunu buradan ayırdıktan sonra alttaki şeyi klavyemizden del yazıyor böyle delete tuşuna bastığımızda veya sağ tıklayıp sil yapabilirsiniz. Şuradan delete yazıyor gördüğünüz gibi. Sil yaptığımızda bu kısım bize ait oluyor ve biz burayı kullanabiliyoruz. Hatta ve hatta dediğim gibi bu videolar, bu şarkılarda diyelim ki telif var. İşte ben bu şarkıları kullanıyorum ama videoyu benim yasaklıyor YouTube gibisinden şeyler diye düşünüyorsanız da buradan kendinize oranın video kısmını alıp üzerine kendi müziğinizde istediğiniz bir müziği de ekleyebilirsiniz. Veya yazı efekti de ekleyebilirsiniz Ali Sapmaz gibi. Bu şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Gayet basit. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer anlamadığınız bir konu olursa bunu kesinlikle yorum kısmına yazmayı unutmayın. Eğer yorumunuza cevap vermeye özen göstereceğim bu videoda. Yorumlarınıza cevap vermediğim takdirde çok önemli sorularınız varsa da Discord linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Discord'a gelip bunları da özel bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atıp yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.